Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Marom Berets'teyiz. Videomuza başlamadan önce videomuza like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Geçenki bölümde biliyorsunuz bir hata oldu. Helikopterden düştük, sonra gittik araca bindik falan. Oyun yapımcısı sonradan mail atmış sağ olsun. Bir hata olmuş sanırım orada. O helikopter görevi galiba 10. bölümün, yani 10. seviyenin göreviymiş. 10. bölümün göreviymiş yani. Ne olmuşsa orada bir şeyler olmuş herhalde falan filan. Öyle bir mail attı. Bir de askerlerin kıyafetleri ve yüzleriyle alakalı sanırım bir hata olmuş. Bana bir belge gönderdi. Onu oyunun kurulu olduğu yerdeki sev klasörüne atman yeterli diye attım. Ama ben bir fark görmedim yani. Yani geçenki bölümde ne varsa ben yine aynısını görüyorum sanki. Gözüme bir şey takıldı. Bir saniye. Bu ne abi? Böyle bir silah var burada ama sağ klik yaptığım zaman herhangi bir şey gözükmüyor. Hani şarjör de değişmiyor. Bak burada bir hata var. Neyse, kendi silahımı geri döneyim ben. Gözüme takıldı şimdi. Neyse. Yeni görevlere devam ediyoruz. Şuradan komutanla konuş diyor. Hemen gidelim. Komutanla bir konuşalım. Bir acil durum daha var. Hainler Yazıcı Bey'i tehdit ediyorlar. Adamın işi tehdit altında. Evine gidip onunla konuş. Bu tamam. Konuyu halledeceğiz. Tamamdır. Konuşalım. Neyle gidiyoruz? Yine araçla gidiyoruz sanırım. Gidelim. Nereden çıkıyoruz? Buradan. Tamam, yine araçla bir yere gideceğiz. Yazıcı Bey'in evine gitti diyor. Yazıcı Bey'le görüşmeye gideceğiz. Yeni bir güncelleme gelmedi. Herhangi bir hata düzeltmesi vesaire ile ilgili bir güncelleme en son çektiğimiz videodan bu yana olmadı. Ya da olduysa da ben görmedim ama olmadı sanırım. Oğlum nereye gidiyoruz, dur. Şuradan geçebilir miyiz ki? Yanlış yoldan gittik sanırım. Aynen, sanırım diğer yoldan gidecekmişiz ya. Yanlış gitmişiz. Neyse. Buralar açık Allah'tan. Böyle açık açık gidebiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Ki zaten başka yol yokmuş ki. Buradan gidecekmişiz. Doğru gelmişiz yine biz. Zamanında geldiniz. İşimi yok edecekler. Ne olur hemen yardım edin. Yazıcı Bey'in fabrikasındaki düşmanları öldür. Yazıcı Bey'in fabrikası 402 metre. Hadi gidelim, yine gidelim. Çok oradan oraya koşturuyoruz. Allah'tan çok uzak mesafeler olmuyor da. Bazı yerler uzak. 3 kilometre, 4 kilometre falan böyle. Girişi nerede bunun? Şurada. Buralarda niye yolu yok abi? Niye biz yeşilliklerden gidiyoruz? Kapı açılmayacak mı? Demek ki açılmayacak. Geldik. Şuraya doğru gideceğiz. Haydi. Bunlar bizimkiler. Tamam, devam edelim. Allah, o ne lan?
got the money back. Yazıcı Bey'e götür. Tamam, götürelim. Araca tekrar geri döneceğiz tabi. Önce neredesiniz oğlum ya? Geberiyoruz burada. Hatalar çok. Yani ilk videoda çektiğim şeyi yine tekrar söylüyorum. Bence oyun çok çok erken çıkmış. Yani bu hataların en azından giderilmesi lazımdı. Bence çok erken çıkan bir oyun diye düşünüyorum ben. Bu benim düşüncem. Herkesin düşüncesine saygımız var. Bu benim düşüncem. En azından büyük hataların giderilip o şekilde yapılması daha mantıklı. Mesela şu çevreler falan çok boş yani. Bu kadar yeşillik hiç mi ağaç olmaz mesela? Hadi çöl gibi bir ortam olsa tamam diyeceğim ama çok boş gözüküyor. Çok sağ olun beyler. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bak altyazıda bir hata vardı mesela. Yazıcı Bey, çantayı niye atıyorsunuz kardeşim buraya? Beyler neredesiniz? Geliyoruz. Düşe doğru yola çıktık komutanım. Yalancı. Düşe gelmeyin. Ne diyor, köye gidin. Hainlerle ilgili bir probleminiz daha var. Anlaşıldı. Niye yalan söylüyorsun lan? Daha araca binmemişiz. Üste doğru yola çıktık. Bari araca bindiğimiz zaman konuşma olsaydı orada. Köye git. Hadi gidelim bakalım. Ama burası üs. Bize köye git diyor. Diğer yoldan gideceğiz. Şuradan gideceğiz köye. Üssün arka tarafında zaten. Yine yanlış gittik. Allah'tan araç her yere girip çıkıyor ha. Sıkıntı olmuyor o konuda. Bu ne la? Bu ne oğlum? Havada duruyor. Ne bu? O ne lan? Çiçek var burada saksı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu. Bir de şey metre veriyor. Hatalar hatalar. Kaydedildi. Evet, devam edelim. Bakalım bu sefer nereye gidiyoruz? Selamünaleyküm dayı. Ay şansıma. Coinlerim, tüm kriptolarım gitti. Ne olur yardım edin. Eğer cüzdanları... Bize ne oğlum kripto? Bizi öldürmekle tehdit ettiler. Lütfen saklandıkları yeri bulun. Tamam Hakan. Şimdi köpekler nerede saklanıyor bulalım. Şehirde 3 tane mağara var. Hangi mağaradalar bulmalıyız? Şehirde derken? Ayaklar yerinde bire giriyor. Şehirde derken anlamadım. Pardon. Thank you. He? Thank you. My wallet adres ID. Cüzdan adresini falan verdi.
Oğlum mağara... Yani şehirden kastınız umarım burasıdır. Çünkü hiçbir şey göstermiyor. Bu ablayla konuşmuş muyduk biz? Bu ablanın çocuğunu mu kurtarmıştık? Öyle bir şey vardı galiba. Buralarda mağara falan yoktur diye düşünüyorum ama. Yok. Dur bakalım, inşallah bulacağız. Yani şehirden kastının ne olduğunu anlamadım ama. Mağarayı bul. Mağara, mağara. Yavrum evladım, sen de birazcık yardım mı etsen acaba ya? Ne yapsan ki? Oğlum mağara dediği şu kapısı açık evler değildir inşallah. Bacalarında duman tütüyor falan. Yok. Yok abicim, mağara diye bir şey yok ya. Çıkamadım da. Mağara nerede? Ona lan takıldık. Mağara mağara mağara. Hani mağara? Hani mağara, yok mağara. Yok abicim, bütün köyü gezdik ya, mağara diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Kısa yoldan geliyor. Çakal. Dur bakayım şuradaki aralara da girelim. Yohi dur. Ne diyorsun ablacığım ya? Emmoğlu, mağara nerede? Nerede bulacağız mağarayı? Şehir diyor, mağara diyor. Allah Allah. Dur bakalım. Bir ara bir geçen bölümde şeye gittik. Böyle mağara gibi bir yere gittik. Bu köydeki kadının çocuğunu mu ne kurtardık? Öyle bir şey, öyle bir mağara olabilir mi? Ama şehir, şehirdeki mağara diyor. Şehirde mağaranın ne işi var abi? Köyde yok zaten. Orası tamam. Dur bakalım, buralarda falan olur belki. Yani bunları bize göstermesi lazım abi oyun. Şimdi ben bütün haritayı mı gezeceğim yani, mağara mı arayacağım haritada? Tabii ya.
İstihbarat timi bizi kaçak elektrik kullanmaları hakkında bilgilendirmişti. İşte burada olmalılar. Ulan buraya yani tamam da bak bizi yönlendirmen lazım biraz oyun, sevgili oyun. Tamam da yani ben onu düşünemem ki yani. Kaçak elektrik kullananlar vesaire. Çarçur. O ne oğlum, çok karanlık burası. Oh, ne oluyor lan? Vay minikçiler vay. Hakikaten tam mining sesleri falan da yapılmış ha. Çalınan kripto cüzdanını bul. Soğuk cüzdan mı? Vallahi cihazlara bak yavrum benim. Güzel iş yapıyorlar. Nereden bulacağız biz şimdi o cüzdanı? Kaç emmi oldu, çekil. Ya Allah'ım. Şurada bir kapağı açık. Herhalde buraya doğru gideceğiz. Aa ölmüyorlar. Lütfen bizi ha. Öldürmeyin. Teslim oluyoruz. Ben de öldürmeye çalışıyorum. Biz nerede bilmiyorum. Yerini söyleyeceğim. Lan yavşak, neden söylüyorsun? Zaten bulurlar ki. Üst kata çık, cüzdan orada. Ölmüyormuş abi bunlar. Oh. Engelleme beni. Üst kat. Bunlardan birinin üstünde mi acaba diyorum da. Şifreyi bulmak için sorgula. Tamam. O adamları da aşağıda yalnız bırakıyoruz yalnız. Bizim adam başında durmuyor. Bizim adam burada bizi engelliyor sadece. Başka bir işe yaramıyor. Heh, şuradalar. Cüzdanı buldun mu Hakan? İyi. Şimdi şifreyi söyle. Şifre bir bilgisayarda. Durun, adresi vereceğim. Hain köpek. Bu adrese git ve üst kata çık, orada. Doğru tercih yaptın. Eğer verdiğin bilgi doğruysa kurtuldun. Adres derken? Ne oluyor lan? Ya... Ya oğlum! Ya gerizekalı, çekil. Allah Allah. Oğlum bak topuna sıkarım. Çok sinir oldum şu anda. Oğlum çekilsene. Ya abi deli oldum, deli. Dur geliyorum hemen.
Şimdi mağaradan çıktım. Yani o göreve sıfırdan başladım. Bilgisayara git falan dedi. Üst kata çık dedi. Üst kata çıktım. Bilgisayar yok. Öyle bir bilgisayar yok. Normal girişteki bilgisayara falan baktım. Hiçbir şey yok. Sonradan mağaradan dışarıya çıktım. Gördüğünüz gibi bana bir mesafe verdi. Oraya gidiyoruz. Bu arada bizim adam ortada yok. İçeride kaldı herhalde. Bilmiyorum artık. Ne olduğunu bilmiyorum. Artık öldü mü, kaldı mı? Yok, normalde ben bindiğim zaman otomatikman benim yanıma binmiş oluyordu ama şu an maalesef bizim adam ortalıklarda yok arkadaşlar. 2 kilometrelik bir yolumuz var. Buraları atlıyorum. Herhangi bir aksiyon olacak olursa hemen başlatırım, tekrardan devam ederim yani. Haydi. Evet, az bir rotamız kaldı. Hemen şu önümüzdeki eve gideceğiz sanırım. Get the crypto passcode. Bunları işte Türkçe'ye çevrilmesi lazım bak. Oyun sözlü Türk yapımı. Türkçe dil seçeneğindeyiz ama çoğu şey Türkçe değil. Hakan, adresi vardın mı? Ya tamam. Köpeğini öldürdün. Hain köpekler. Mağaraya geri dön. Lan dur, yanlış yerdeyiz. Şimdi mağaraya geri gel ve bu hainlere bir ders verelim. Hadi bakalım, mağaraya geri gidiyoruz. Allah'ım ya. Neyse, hadi bakalım, mağaraya geri dönünce tekrardan beraberiz. Evet, mağaraya geri geldik. Hadi bakalım, bizim adam burada mı acaba? Oğlum bizim adam kayboldu. Diğer haini sorguya çek. Hakikaten bizim adam yok ortada. Nerede acaba? Oğlum bunlar hala bir... Aha, bizim adam burada kal... Tabii ya. Mantık. Evet Hakan. Burada olduğuna göre bize biri yalan söylediğinde ne oluyormuş gösterelim. Bak bu oluyor. Artık ölüler. Lütfen ne olur beni öldürmeyin. Size adresi söz veriyorum. Vereceğim. Ne olur öldürmeyin. Adres bu. Buraya gidin. Eğer bu da yalansa ne olacağını biliyorsun değil mi? Evet evet. Hadi bakalım, bir daha gideceğiz. Tamam. Hakan, şimdi adrese git ve şifreyi öğren. Dikkatli ol. Tamam canım. Ama bizim adam burada bekliyor. Mantık buymuş demek ki. Şimdi tabi bilmeyince olayı. Hadi yakın bir yerdir inşallah ya. 2.36 kilometre. Eyvah eyvah. Evet arkadaşlar, orada görüşürüz o zaman. Evet, yeni adrese geldik. Burada bir kamyon var. Bir de ev var. Tamam. Şifreyi bul. Uyuyor mu lan? Evet. Şifreyi buldun mu? Süper. Şimdi köye git ve kabilelere koyunlarını geri ver. Ben bu aileyi üstünüze götüreceğim. Umarım o öldürdüğümüz başımıza sıkıntı çıkarmaz sonra. Oyunda bir hataya sebep olmaz inşallah. Köylere kriptolarını da at. Orada tek tek bekleyen
İnsanlar vardı. Onlara da atacağız demek ki. Köye tekrar geri gidiyoruz. O zaman köyde görüşürüz. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Evet, köye geldik. Aracı yine şurada bırakalım da. Buldunuz onu. Buldunuz mu? O coinlere çok ihtiyacım vardı, sağ olun. Cüzdan adresim bu. Aldık. Hadi bakalım, şimdi köyü gezeceğiz. Birine verdik. 2, 3 şurada. Sağ olun. Aha, bizimki geldi. Bizimki çıktı ortaya. Buldunuz onu. Bildik. Buldunuz mu? O coinlere çok ihtiyacım vardı, sağ olun. Ses tonları çok iyi. Cüzdan adresim bu. Tamam. Gelme. Gelme, sıkıştırıyorsun beni, gelme. Daha kaldı. Biri burada. Lan siz yine kriptocu çıktınız be. Buldunuz onu. Buldum. Buldunuz mu? Coinlere çok ihtiyacım vardı, sağ olun. Cüzdan adresim bu. Tamam. Son. Sen neredesin bakalım. Ha, şurada. Şu kaçırılan abla değil miydi? Oğlu kaçırılan abla değil miydi bu ya? Onun evinin orası değil miydi? Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Bu hainler tekrardan öfkelendi. Hayda, ne oldu lan? İnsanları tehdit ediyorlar. İnsanlar hainlerin binalarına çevirip yerleştirdiğini haber etti. Hayda. Hayda. Oldu mu şimdi bu? Patlamayı durdur. Oha, süreye bak. Oğlum niye süre veriyorsun bize? Yap ya, şu süre olayı var ya. Çok sıkıntı olacak bak. Lan yürü 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 gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Bu sefer burayı kesmeyeceğim. Süremiz var çünkü. Siz de görmüş olun. Zaten çok uzak mesafe değil. Çabuk varız. Bir dakika sürmez yani. Oğlum havada saksı duruyor lan. Bunu kestik. Hemen diğerlerini halledelim. Kolaymış ya. Çok sıkıntı değilmiş. İnsene evladım. Bu da tamam. Bizim adam yok. O köyde kaldı herhalde. Evet, bu da tamam. Komutanla konuş. Hadi bakalım, gidiyoruz. Oğlum bizim adam şimdi araçta. Oğlum az önce yoktu. Ne oldu bu adama? Ne oluyor?
Noli, Noli. Bizim Emmol ilginç ya. Şuradan kısa yoldan geçelim ya. Yoldan gitmeye gerek yok. Hadi yürü dayıoğlu. Uzun zamandır bu hainlerin başı bize sorun çıkarıyordu. İstihbarat servisimiz sonunda bu elebaşının nerede olduğunu tespit etti. Onu gidip öldürmelisiniz. Tamam, bu bölümde değil ama. Ama dikkatli olun. Adamları onu korumak için her şeyi yapacaktır. Canlı bombalar ve silahlı adamlar görürseniz şaşırmayın. Çok dikkatli olmalısınız. İyi şanslar beyler. Sağ ol canım. Sağ ol komutanım. Evet arkadaşlar, bugünlük yeter bence bu kadar. Bizi uğraştırdı biraz ama neyse ki çözdük bir şekilde yani. Problem olmadı çok. Evet. Hatalarıyla, sıkıntılarıyla bir bölümü daha atlattık. Söylediğim gibi oyun çok erken çıktı. Çok hatası var. Çok eksiği var. Bence yani ya bir an önce güncellenmeli. Tamam, tek başına yapıyor kardeşimiz. Eyvallah. Ona sözümüz yok. Ama kimse tek başına yapıyormuş, tamam idare edelim demez. Herkes sonuçta son kullanıcı olduğu için keyfine bakmaya çalışır. Sonuçta para veriyor oyuna. Ucuzluğu, pahalılığı önemli değil oyunun ama para veriyor. Son kullanıcı keyfine, zevkine bakmaya çalışır. O yüzden kimse tek kişi yapıyormuş, bin kişi yapıyormuş diye bakmaz. Bilginiz olsun yani sevgili yapımcı kardeşim. O yüzden bir an önce hataları çözebilirsen, iyi bir şeyler yaparsan destek göreceksindir diye düşünüyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.